Geçtiğimiz ay Hayat, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın çınarlarına bir yenisi daha eklendi. 2 Mayıs 2016 günü Konya Şubesi Hayata Merhaba derken, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi'nin de yeni yayın dönemi tanıtımı yapıldı. Selçuk Üniversitesi'nde gerçekleştirilen açılış programına çok sayıda misafir katıldı. Televizyon gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapmak üzere söz alan Hayat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özdemir, dünya medeniyetlerinin her zaman eğitim kurumlarının çabalarıyla yüceldiğini, Mekke'de Darül Erkam, Medine'de Ashab-ı Suffa ile üç kıtaya yayılan bir coğrafyayı medenileştiren, etkili bir güç olarak rol oynayan İslam eğitim sisteminin de bunun bir diğer örneği olduğunu söyledi. Özdemir şöyle devam etti. Değerli dostlar, bugün yaşadığımız küresel ve bölgesel sorunlarımızın temelinde dünkü tercihlerimiz vardır. Dünya yeni bir dinamizme ihtiyaç duymaktadır. Görünen odur ki bu çözümü getirebilecek yegane öz bu topraklarda bulunmaktadır. Kavgalarımız, çatışmalarımız, buhranlarımız yeni bir muştunun habercisidir. Sıkıntılarımızın derinliği ve genişliği doğumun büyüklüğüne işarettir. Şurası muhakkaktır ki bu doğumun ebeleri siz hocalarımız ve hastaneleri bizim üniversitelerimiz olacaktır. İlmi kendi nefsinde kurumunda tanrılaştırmadan yeni bir dünyanın kurulumuna hasreden, yarar ve karar çizgisinde ilmiye sınıfına mensubiyetin asabiyetinde yarını inşa edecek olan sizlere hizmet etmek, sizin üretip şekillendirdiklerinizi başımızda taşımak, bu sürgün seferinde sizlerin eli ayağı olmak bize düşendir. İşte Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi ile Hayat, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın ilişkisi bu minvaldedir ve bu minval üzere devam edecektir. Siz hocalarımızın bizi bu kapsamda görüp gözeterek dünden yarına taşımaya çalışacağımız Anadolu Kliniği'ne emanet bilincinde sahip çıkıp medeniyet direncinde katkı vereceğinize inancım tamdır. Bugünden yarına yük vermek size, yük taşımak bize, biriktirmek size, harcamak bize, dinginlik size, yorgunluk bize, milletimizi, ümmetimizi, insanlığımızı yüceltmek size, yola çıkanlara yol açmak, yoldaş olmak, gerektiğinde tereddütsüz yol olmak bize. Hayat Vakfı Konya Şube Başkanı Profesör Doktor Mehmet Koç, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi Baş Editörü Profesör Doktor Handan Ankaralı ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Şahin'in de kısa birer teşekkür konuşması yapmasının ardından saygıdeğer hanımefendi Operatör Doktor Sare Davutoğlu kürsüyü teşrif etti. Davutoğlu sözlerine başlarken, yıllardır çalışmalarını yakından takip ettiği Hayat Vakfı'nın Konya Şubesi ile birlikte hizmet alanını genişletecek olmasından ve Anadolu Kliniği Dergisi'nin öncü kimliği ile ülkemiz tıp yayıncılığına dönüşünden duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Davutoğlu konuşmasına şöyle devam etti. Konya'da tekrar yayın hayatına kazandırılacağını duyduğumda kitapların, dergilerin, kısaca okuduklarımızın hayatımızdaki önemi üzerine düşündüm. Oku emriyle başlayan Kur'an-ı Kerim'den medeniyetini Ümran kavramı üzerine kurmuş tarihimize kadar bizim için okumak her zaman kültürel kimliğimizin temel bir vecibesi olmuştur. Medeniyet değerlerimizin ihyasında münevverlerimizin değeri tartışılmaz. Geleceği kurarken geçmişimizdeki bu münevverlerimizden güç alıyoruz. Onun için gerçekten hocamızın da belirttiği gibi ekranda gördüğümüz slogan gerçekten çok anlamlı. Medeniyetimizi inşa eden eserleri okurken şunu net şekilde teşhis ediyoruz. Dünyayı, insanı, tabiatı anlamaya çalışırken kültüre, şehre ve insana da bir yandan dokunmak gerekiyor. Bu nedenle okumak bizim için en önemli mesele. Çünkü tarihimizin sürekliliğini sağlayan, iklimi, kültürü, coğrafyayı bütün haline getiren yazılı eserlerdir. Eserleri ve okuyucusu zayıflamış milletlerin medeniyet şuuruna sahip olması, kültürünü zenginleştirmesi ise mümkün değildir. İnanıyorum ki ancak toplumsal hafızamızdan ve birikimimizden yararlanan nesillerimiz değerlerimizi de yeniden ihya edebilirler. Hayat Vakfı'nın Konya'da da bundan sonra hayata katkı sunacak olmasından büyük bir onur ve çünkü gurur Konya duyuyorum. Benim için özel bir şehir. Hayat Vakfı benim için çok değerli bir sivil toplum kuruluşu.
Tıp ise benim mesleğim. Bunun için derin anlamları olan böyle bir etkinlikte sizlerle olmak bana bu nedenlerle çok büyük bir gurur ve heyecan veriyor. Yapılan konuşmaların ardından plaket ve hediye takdimleri ve aile fotoğrafı çekilmesiyle program son buldu.